Efendim, iki büyük deprem Hatay'da büyük yıkımlara neden oldu. Ama bir mahalle var ki orada neredeyse yıkılmış, hiç bina yok. Arkadaşlarımız Saime Toktaş ve Önder Yıldırım o mahalleye gitti. Bakalım mahalle sakinleri neler söyledi. Bizim evler köyde yine hasar gördü, çok hasar gördü. Yıkılanlar var. Nenemizin yanına geldik. Betül Akgül'ün köyündeki evi ağır hasar aldı. O da ninesinin yanına geldi. Çünkü ninesinin evi depremden etkilenmedi. Hem de Hatay'da olmasına rağmen. Biraz daha güvendeyiz burada. Burası Antakya'nın ikinci mahallesi. Sadece birkaç kilometre ötesinde binaların birçoğu yerle bir olurken buradaki binaların sapasağlam ayakta olması dikkat çekiyor. Benim inşaatımda 5 değil 7 tane çimento normal bir evi öyle atıyorum ben. Yani kendim yapmışım. Herkes kendi yaptı. Herkes kendi yaptı. Yani müteahhite burada bu köyde kesinlikle müteahhite verilmemiş. Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkım büyük oldu. Binlerce kişi hayatını kaybetti. İlçedeki ikinci mahallesi de büyük korku yaşadı. Çok salladı. Yani belki de 3 metre sağa sola beni attı. Benim hanım da 50 kırıldı. Abim de 50 kırıldı. Sarsıntı nedeniyle yaralananlar oldu ama binaların hiçbiri enkaza dönüşmedi. Bazı binalarda hasarlar oluştu. Peki bu mahalle depremin yıkıcı etkisinden nasıl korundu? Hatay'da en az yıkılan binalar ikinci mahallesinde bulunuyor. Belki zeminindendir, belki de müteahhitler hiç malzemeden çalmazlardı. Hatta burası benim dedemin evi. Yani baktığınız zaman 50-60 yıllık bina, hiç yıkılmadı. Bazı insanlar bir apartman yapıyor, o hakkını vermiyor. Hakkını vermeyince ne olacak? Makyaj yapıyor dışarıdan. İkinci mahallesi sakinleri hasarlı olan evlere girmiyor. Evi sağlam olanlarsa deprem endişesiyle şimdilik kendi imkanlarıyla yaptıkları çadırlarda yaşıyor. Çadırda yaşıyor. Çadırımız da yani her yerden de yağmur yağıyor. Yağdığı zaman şimdi şanslıyız, güneş çıkmış diye. Parça sarsıntılar var. Her gün mesela bugün sabah oldu, dün gece de oldu. İnsan korkuyor tabii ki.